Ama Hande Yener'in bir haberiyle devam edeceğiz. İstanbul'da evet. konser veren Hande Yener, galiba küçük Sezen Aksu'yum, şarkılarım eskimedi diyor. Tabii ki bunu sizler bilirsiniz daha çok, özellikle Hande Yener sevenler. Bodrum'daki bir şarkısıyla aynı ismi taşıyan, yazlık mekan açan efendim Hande Yener, önce akşam Beylikdüzü'ndeki bir inşaat firmasının özel etkinliğinde sahne alıyor. Basın mensuplarıyla röportaj yapacak alan bulamayan firma çalışanları Yener'i bir binanın otoparkında gazetecilerle buluşturuyorlar. Hatta ben de sabah gösterdim hanımlara da, ya enteresan bir fotoğraf. Hande Yener sonuçta starlarımızdan bir tanesi otoparkta. Hani en azından tamam otoparkta bir sıkıntı yok da Hande Yener'in belki yanındakiler hani burada görüntü vermeyelim demiş olabilirler mi? Ama yokmuş, yer yokmuş meğerse. Bodrum'daki mekanın açılış partisinden sonra İstanbul'a gelen Yener, açılış partimiz sırasında bacağımı gördüğünüz gibi sert bir yere vurdum. Çünkü orada bir detay var, belki görürsünüz, diz kapaklarının üzerinde morluklar var. Uzun süre buzlarla dolaştım, ancak işimin başında sahnedeyim sözleriyle başına gelen ufak kazayı da anlatıyor. Yener, bakın detaylar var orada. Galiba küçük Sezen Aksu'yum da diyor. O 40 yıllık sanat hayatındaki her şarkıyı konserlerinde söyler ve ezbere her şarkısı birlikte söylenir. Benim de 15 yıllık sanat hayatımdaki hiçbir şarkım eskimedi. Hayranlarımızla birlikte söylüyoruz diye de ekliyor. Budur arkadaşlar. Bacaklarını bayağı vurmuş. Bayağı bayağı evet. Bu, biz çok enteresan insanlarız değil mi? Gazeteciler de tabii hepimiz biziz ya. Morluk takip ederiz biliyorsun. Arkadaşla karşılaşırsın, şurası morarmış, aa buram morarmış. Çok enteresan bir morluk takibi var bizde. Var var. Değil mi? Yok değil yani. Var. Vurdun mu? Vurdunsa vurdun. Vurdun mu? Vurdu. Sanki senin canın acıdı. Vurdu işte. Evet. Vurdun mu? Çok incelmişti bir ara Hande Yener. Çok inceydi. Şimdi nasıl görüyorsun? Şimdi birazcık kilo almış, bence daha güzel olmuş. Tamam. Ben güzel. Öyle incecik kadın sevmem. Hande Yener'de ben şöyle bir şey sizin diyorum. Hande sevdiğim bir arkadaşımdır. Çok da akıllı bir kadındır. Magazini bence çok güzel kullanıyor. Aynen. Her nerede olursa olsun kameralara mutlaka bir polemik yaratacak veya ben birinciyim, 15 yıldırım, şuyum, buyum falan bir cümle yapıştırıyor. Ne, hangi ortamda olursa olsun yine yapıştırmış bir şey yani. Hülya Avşar keşfetmiş Hande Yener'e, ondan geçmiş bir özellik olabilir. Olabilir, magazini çok iyi idare ediyor. Şimdi, ama Hülya Avşar bunu yapalı 10 sene oluyor yani, biraz geçmedi mi yani? Bu? Ama yani o kariyerine ediyorlar. Çok etkili bir şey oldu evet. Hülya Avşar'ın kariyeri. Şimdi klasik rakibesi Demet Akalın'ı soruyorlar. Yani onlar da biliyorlar tabii, magazinciler de sonuçta hani malzeme veriyorsan biz de soralım diyorlar. Bodrum'un kraliçesi Demet Akalın'dı, şimdi siz mi olacaksınız diye soruyorlar evet. hemen. O da elindeki çiçeği gösteriyor Hande Yener o anda. Elinde bir çiçek var anladığım kadarıyla. Bu çiçeğin dikenlerini sever misiniz diyor. Şey yapıyor işte. Yani konu değiştiriyor. Havada bugün sıcak, hani bir şeyler yiyelim mi falan. O ne falan. Ha, kuş mu geçiyor? Gibi bir şey. Evet. Ben tam böyle bir manalı gelmedi tabii iki cümle arka arkaya. Hayır, Kenan Doğulu'nun da öyle bir cevabı vardı ya, bu sene puantiye moda diye. Onun gibi bir şey bu. Hatırladın mı? Geçiştirme. Aynen öyle. Ama kendisi de söylemiyor mu sonuçta? Bu soru sorulur yani. Ben 15 yıldır buradayım, klasikleşen şarkılarım var. Sezen Aksu'nun küçüğü gibiyim, baksanıza falan. Ben bilmiyorum ya. Şimdi bunu daha sonra anlayacağız herhalde, klasikleşecek mi şarkıları. Mesela eski dönemden ben çok hani popüler müziğe hakim bir adam değilim ama 15 yıl değil yani. 15 yıl değil hani o. Kırmızıyı klasik biliyoruz. Klasik için tamam. 30 sene istiyor herhalde. 30'dan da fazla istiyor bence yani. Sezen Aksu 30 sene. Ha 30 Sezen Aksu. Aşağı yukarı. Klasik için ama bence şey gerekiyor. Ama Sezen Aksu'nun döneminden dolayı oradan ya, Sezen Aksu bambaşka bir boyut bence yani. Klasik ne biliyor musun? Bana göre tabii klasik. Bir türlü koyamadım. Onun adını koyamıyorum ben. Bir bambaşka sonraki bir neslin boyut. De söylüyor olması lazım. Biz söyleyelim tamam, Hande Yener var oldukça biz tamam. var oldukça onun şarkılarını çok seviyoruz. Bizden sonrakilerin de bizden sonrakileri yani. Kapsadığı zaman ben mesela şu anda görüyorum. Benim oğlum Barış Manço'yu hayatta görmedi ama arkadaşım eşeği ezbere söylüyor. Al sana evet. klasik. Evet. Al ya, sana klasik doğru, Barış Manço doğru. hayatta mı? Değil. Aynen. Örnek yurt dışından Michael Jackson öleli kaç yıl oldu? Michael Jackson'la dans ediyor benim oğlan. Kaçıncı nesil bu? Al sana klasik.